Merhaba sevgili Mavi Kadın izleyicileri. Astroloji dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ay Balık çocuklarını konuşacağız. Evet, Ay Balık burcunda olduğunda çocukların karakteri nasıl oluyor? Buna bakacağız hep beraber. Bu çocuklar bir kere su grubuna mensup balık burcu. Su grubunun, su elementinin son burcu. Dolayısıyla bu çocuklar oldukça merhametli, sezgileri çok kuvvetli, çok duygusal çocuklar. Çevresindeki insanların, özellikle yakın çevresindeki insanların duygularını bir sünger gibi emebilme özelliğine sahip bu çocuklar ve bu duygulardan onlar da çok fazla etkilenebiliyorlar. Dolayısıyla bir karmaşaya düşebiliyorlar kolayca. Şimdi yönetici gezegeni balığın Neptün ve Jüpiter. Neptün hayaller gezegeni olarak biliniyor. Hayaller gezegeni, bunları bu balık çocuklarının çok zengin bir iç dünyası bulunuyor ve çok zengin bir hayal dünyası bulunuyor. Zaten çoğunlukla çekingen çocuklar oluyorlar. Bu hayal dünyasına, gerçeklerden kaçış için bu hayal dünyasına sığındıklarına sık sık rastlanıyor. Annelerinin, babalarının bu çocukların hayalleriyle dalga geçmemeleri aslında büyük önem taşıyor. Yani hayallerini ciddiye alsınlar ama tabii gerçeklerle bağını koparmaması konusunda da onu desteklemeleri gerekiyor. Aslında bu çocuğa erken yaşlardan itibaren bir yol haritasının çizilmesi iyi olabilir. Çünkü çocuk çok çabuk karmaşaya düşebiliyor. Hassas bir yapısı var, aklı çok çabuk karışabiliyor. Tabii bu çocuğa karşı özellikle yapılması gereken bir diğer şey de sınırları iyi çizmek. Çünkü Neptün pek sınır tanımayan bir gezegen. Bu sınırlar anında dağılabiliyor Ay Balık çocuğu söz konusu olduğunda. Diyelim ki Güneş burcu Koç çocuğun ama Ay burcu Balık. O zaman bu çocuk o kadar çekingen olmayabilir, daha fazla kendini göstermek isteyebilir, daha lider yaratılışlı bir çocuk olabilir. Daha balıkta olmayan hırs ve azim görülebilir bu çocukta. Eğer oğlaksa hayatın gerçekleriyle balığın hayal dünyası biraz çatışabilir. Buna dikkat etmek lazım. Güneşi oğlak olan çocuklarda ay olumlu etkiler aldığında çocuğun hayal dünyasını, zengin hayal dünyasını daha da besleyen bir anne, empati yapabilen, onunla çok güzel bir duygusal bağ kurabilen, çocuk duyarlı, çocuk ne istediğini söylemeden bunu sezebilen ve en önemlisi de çocuğa karşı sağlıklı sınırlar çizebilen bir anne imajı karşımıza çıkıyor. Şimdi sağlıklı sınırlar üzerine özellikle duruyorum çünkü eğer bu sağlıklı sınırlar çizilmezse ileride bu çocukların hayatında çok kolay sınır ihlali yapabilen insanlar olabiliyor. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Ay olumsuz etkilendiğinde kendini başkaları için kurban eden bir anne modeli karşımıza çıkıyor. Hayatın iplerini eline alamayan, zorluklar karşısında çok kolay pes eden ya da çocuğu için aşırı fedakarlıklar yapan, yani artık bu konuda dozajı fazlasıyla kaçıran depresif, melankolik bir anne modeli karşımıza çıkıyor. Ancak şunu da belirtmekte yarar var. Doğum haritalarında hiçbir zaman siyah ve beyaz olarak kesin bir ayrım yok. Her haritada olumlu ve olumsuz etkiler bir arada bulunabiliyor. Bunu da lütfen göz önünde bulundurun. Evet sevgili izleyiciler, eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.